Eğitimaden herkes merhabalar. Bugün 12 sınıflar matematik dersi birinci dönem birinci yazılı soru çözümleriyle beraberiz. Bakalım konuyu ne kadar hakimiz? Konuyu içselleştirmiş miyiz? Özellikleri rahatlıkla kullanabiliyor muyuz? Kullanamıyor muyuz? En azından bunu test etmiş olursunuz. Kendinizi test etmiş olursunuz bu yazılı videosunu izleyerek. Gerçekten zorlayıcı birkaç tane de sorumuz var. Aklınızda bulunsun. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Birinci soruya bakacak olursak bir logaritma sorumuz var. Bu logaritma sorumuzda şu taban ile şu ifadeler birbirinin eşlenikleri. Evet şu taban ile bu ifade yine birbirinin eşlenikleri. Lugaritm adısı alınan ifadeler birbirinin eşlenikleri. Buna göre diyor ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi bu işlem yapamam çünkü logaritmanın tabanları farklı. Bunu yerine şöyle bir şey yapıyorum. Şu ifadede şu birinci ifadenin yanına tabanla logaritması aynı olan ifadenin aynısının logaritmasını yazıyorum. Yani logaritma kök 3 eksi kök 2 taban logaritma kök 3 eksi kök 2 yazıyorum. Artı bu ifadeyi aynen yazıyorum. Yani hiçbir şey değiştirmiyorum yanına. Logaritma kök 3 eksi kök 2 kök 3 artı kök 2. Artı yine bu ifadenin tabanıyla aynı olan Logaritmalı ifadesini yazıyorum. Yani 7 artı 4 kök 3 Logaritma 7 artı 4 kök e ekledim. Sonra şu ifadeyi aynen yazıyorum. Hiçbir şey değiştirmiyorum. Logaritma 7 artı 4 kök 3 7 eksi 4 kök 3 ifadesini yazdık. Şimdi dikkat ederseniz bu biz bir logaritmaya kaç ekledik? Şurası 1 biliyorsunuz. Eşit olduğu için taban ve ifade. Burası da 1. Demek ki logaritmayı 2 eklemişiz. 2 çıkaralım ki eşitlik bozulmasın. Şimdi şu ifadelerin ikisini beraber inceliyoruz. Şu ikisini de beraber inceliyoruz. Şimdi bu ifadelerin ikisinde de baştaki şu iki ifadelerin ikisinde de tabanlar aynı. Tabanlar aynı. Arada artı varsa logaritmalı ifadelerin şu ifadeleri çarpılırdı. Yani şöyle yazacağız. Kök 3 eksi kök 2 şu iki ifadeyi birbiriyle çarpıyoruz. Çarpalım. Kök 3 eksi kök 2 çarpı kök 3 artı kök 2. Aynı özelliği bu tarafa uyguluyoruz. Yani logaritma 7 artı 4 kök 3. Şu iki ifadeyi birbiriyle çarpacağız. Zaten bunlar eşlenik. 7 artı 4 kök 3 ile 7 eksi 4 kök üçü çarpıyoruz. Bir de eksi 2 ifademiz var. Şimdi bu ifadeleri birbirine çarparsak köklü ifadelerin eşlenikleri birbirine çarpılırken kareleri birbirinden çıkarılır. Yani kök 3'ün karesi 3, 2'nin karesi 1 çıkardık. Burası 1 oldu. Artı, aynısını şu yan tarafta yapıyoruz. 7 artı 4 kök 3. Şimdi birincinin karesinden ikincinin karesini çıkarıyoruz. 7'nin karesi 49. 4 kök 3'ün karesi de arkadaşlar 48 çıkarırsak 1 olur. Eksi 2'miz var zaten. Şimdi logaritmalı ifadede taban önemli değil. Logaritması alınan ifade eğer 1 ise sonuç 0. Yani şurası 0, bu da 0. Sonuçta cevabımız eksi 2 olacak. Yani A şıkkı oluyor cevabımız. Gelelim ikinci soruya. fx eşittir. 3 artı logaritma 2x artı 4 olduğuna göre F ters 5 kaçtır? Şimdi bu fonksiyonun tersini bulalım. İki yoldan ben çözeyim. Birinci yol şu. Y eşittir yazıyorduk. 3 artı logaritma 2x artı 4. Şimdi amacınız burada x'i yalnız bırakmak. Şu 3'ü karşıya attık. Y eksi 3 eşittir logaritma 2x artı 4. Şimdi bizim tabanımız gizli 10'du. Bu logaritmadan kurtaralım. Yani 2x artı 4 eşittir 10 üzeri y eksi 3. Sonra 4'ü karşıya atarsanız 2x eşittir 10 üzeri y eksi 3 eksi 4. Her iki tarafı 2'ye bölün. 10 üzeri y eksi 3 eksi 4 bölü 2. Bu bulduğunuz ifadede y yerine x yazarsanız bu fonksiyonun tersini buluyorsunuz. Yani f ters x fonksiyonumuz kuralını sorsaydı mesela bu şekilde yapacaktık. Böyle de soru sorulabilir. Bu da aklınıza gelsin. Yani f ters x'i sorabilir. Yani bir sayı sormayabilir. O zaman x yerine 5 yazıyoruz şimdi. F ters 5'i sorduğu için. şuraya x yazıyoruz pardon. Peki ben buraya 5 yazarsam şurası onun karesi. Eksi 4 bölü 2. 10'un karesi 104 çıktı artık. 96 2'ye böldük. Cevap 48 olacak. Bunu bu şekilde çözdük. Peki ikinci yol nedir diyeceksiniz öğretmenim. İkinci yolumuz da şu. Sizde bir fonksiyonun tersini soruyorsa yani sayı için soruyorsa bu yolu uygulayın yoksa uygulayamıyorsunuz. Şurayı komple 5'e eşitliyoruz. Yani kaç için soruyorsa o sayıya eşitliyoruz. Yani 3 artı logaritma 2x artı 4 eşittir 5. Şu 3'ü karşı atıyoruz çıkarıyoruz. Yani logaritma 2x artı 4 Eşittir 2. Tabanımız e, 10'du. O zaman 2x artı 4 eşittir 10'un karesi yani 100. 2x eşittir 96. 2'ye böl. x eşittir 48 olacak. Yani hemen diyeceksiniz bu yol çok daha basitmiş. Bu yolla yapalım. Fakat size şu fonksiyon f tersini sorarsam mecburen birinci yolu yapmak zorundasınız. Eğer burada bir sayı varsa ikinci yolu deneyin. Tabii ki daha kısa. Şimdi gelelim üçüncü soruya. Logaritma 2 taban 5 eşittir. M. Logaritma 3 taban 8 eşittir. N olduğuna göre logaritma 25 taban 24'ün M ve N türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Şimdi burada bir düzenleme yapalım önce. Şöyle bir düzenleme yapacağız. Şu ifadeyi alıyoruz. Birinci ifadeyi düzenlemeye gerek yok. Zaten sade halde vermiş. Şöyle düzenliyoruz. 8 2'nin 3. kuvveti biliyorsunuz. Şöyle yazalım. 2 üzeri 3 eşittir n. Sonra 3'ü logaritmanın önüne alıyoruz. Logaritma 3 taban 2 eşittir n. Her tarafı 3'e bölersek logaritma 3 taban 2 3 taban 2 eşittir. n bölü 3 olacak. Şimdi bu hale getirdik. Neden bu hale getirdik? Çünkü bu ifadede de 2 var. Burada da 2 var. İki tane logaritmada da ortak elemanı önce bir tespit ediyoruz. Logaritmada bu ikisinde de e, ortak elemanımız 2 olduğu için alıyoruz şu ifadeyi taban değiştirme kuralı uyguluyoruz. Yani 2 taban 24 yazıyoruz bölü logaritma 2 taban 25 yazıyoruz. Bunu yazdık. Neden 2 ile değiştirdiğimizi anlamışsınızdır. Çünkü 2 ortak eleman. Şimdi şurası 24 8 kere 3. 8 de 2 üzeri 3 çarpı 3 yani çarpılan ifadeleri logaritmada toplanarak yazılır. 2 taban 2 üzeri 3, 3'ü de önüne yazdım. Artı logaritma 2 taban 3. Burada da 25 5'in karesi yani 2 çarpı 2 taban 5'in karesiydi. Kareyi logaritmanın önüne yazabiliriz. Şimdi şurası 3 yapacak. Artı 2 taban 3 neymiş bakalım. 3 taban 2 n bölü 3. 2 taban 3. O zaman 3 bölü n olur. Bölü 2. Şimdi logaritma kitaban taban 5 m'ymiş. Burası 2 m. Payda eşit yukarıda. 3 n artı 3 bölü n bölü 2 m. Şimdi ne yapıyoruz? Payı aynen yazıyoruz. 3 n artı 3 bölü n. Paydayı ters çevirip çarpıyoruz. 1 bölü 2 m ile. Çarpalım. 3 n artı 3 bölü 2 mn olacak cevabımız. Yani cevabımız E oluyor bu soruda. Gelelim dördüncü soruya. Bakın dördüncü soruda bize ne vermiş arkadaşlar? Dördüncü soruya bir bakalım. 5 üzeri a eşittir 20 olduğuna göre logaritma 8'in aşağıdakilerden hangisi olduğunu bulunuz diyor bize. Şunu logaritmaya çevirelim önce bir. Burayı şöyle yazabiliriz. a eşittir logaritma 5 taban 20 yazabiliriz. Yazdık. Şimdi devam edecek olursak burayı da 4 kere 5 ya burası. Yani a eşittir logaritma 5 taban 5 4 de 2'nin karesi yani 2 çarpı logaritma 5 taban 2 yapıyoruz. Şurası 1'di. 1 karşıya attık. a 1 eşittir logaritma 5 taban 2. Şu ikimizi de her tarafı 2'ye böldük. Evet. Logaritma 5 taban 2. A eksi 1 bölü 2 oldu. Şimdi geldik şu ifademize. Tabanımız kaç? 5. 5 tabana göre kesirli olarak yazalım. Logaritma 5 taban 8 bölü. Tabanımızda gizli 10 vardı. Burası da logaritma 5 taban 10. Şimdi 8 2'nin 3. kuvveti o zaman 3 çarpı logaritma 5 taban 2 yazalım. Şurası da logaritma 5 taban 5 artı logaritma 5 taban 2. Çünkü 10 nedir? 5 kere 2. Peki logaritma 5 taban 2 yerine a eksi 1 bölü 2 yazıyoruz. Bunu 3 ile çarparsanız 3 a eksi 3 bölü 2. Şuraya 1 yazıyoruz. 1 artı 5 taban 2 yerine de logaritmada a eksi 1 bölü 2 yazacaksınız. Peki payı aynen yazıyorum. a eksi 3 bölü 2. Şurada payda eşit diyelim. Payda eşit derseniz a artı 1 bölü 2 olacak. Ters çevirip çarpalım. 2 bölü a artı 1. İkiler gider. O zaman 3 a eksi 3 bölü a artı 1 bulacaksınız. Yani cevabımız B şıkkı gördüğünüz gibi. Evet bir logaritma sorusuyla daha beraberiz. Burada ne diyor? 3 üzeri x eşittir 2, 5 üzeri y eşittir 4 olduğuna göre y bölü x oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi bunları logaritmaya çevirelim. x eşittir ne yazarız? Logaritma 3 taban 2. Y yerine ne yazacağım? Logaritma 5 taban 4. O zaman x bölü, y bölü x ne olur? y dediğimiz ifade logaritma 5 taban 4'tü. x taban x dediğimiz ifade logaritma 3 taban 2 ydi. Şöyle yapabiliyoruz. Burada da şu ifadeyi 2 çarpı logaritma 5 taban 2 yazalım. Bölü. Burası da logaritma zaten 3 taban 2. Şimdi bunları kesir olarak da yazabiliyorsunuz. Unutmayalım. 2 çarpı logaritma 2 bölü logaritma 5 olarak yazıyorum payı. Paydayı da ters çeviriyorum. Yani logaritma 3 bölü logaritma 2 olarak yazabilirsiniz. Bunları sildik. O zaman 2 çarpı logaritma 3 bölü logaritma 5 bunu da tek logaritma çatısı altında birleştirirsek logaritma 5 taban 3 olarak yazarız. Yani 2 çarpı logaritma 5 taban 3 2'yi de bunun üstüne atarsak logaritma 5 taban 3'ün karesi 9 olacak. Yani cevap aşık oluyor. Evet geldik 6. soruya. 6. soruya bakalım. Logaritma 2 taban x artı logaritma 2 taban y 3 x artı y 32 olduğuna göre logaritma 2 taban 1 bölü x artı 1 bölü y ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi şu ifadeler aralarında artı olduğu için aynı tabanda çarpılacak. Yani logaritma 2 taban x çarpı y eşittir 3. Bu logaritmayı çözümlerseniz x çarpı y eşittir 2'nin 3. kuvveti yani 8. Şu ifadeyi alıyorum. Logaritma 2 taban payda eşit diyelim. Bunu y ile burayı x ile. Yani x artı y bölü x çarpı y olacak. Ne yapıyoruz? Logaritma 2 taban. Ee, x artı y ye yerine 32 yazıyoruz. 32 vermiş. x çarpı y ye yerine de 8 yazıyoruz. Yani logaritma 2 taban 4 oldu. Bu da logaritma iki taban 2 taban 2'nin karesi olduğu için cevabımız 2 olacak. Bir tane de kolay sorumuz olsun. Şimdi gelelim 7. soru. Eşsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır diyor bize. Şimdi eşsizliklerde nasıl çözümü yapacaksın veya eşitliklerde? Önce en dış logaritmadan başlıyoruz logaritma 3 taban x eksi 5 küçüktür 2 üzeri 2 yani 4. Sonra ikinci logaritmayı çözüyoruz. Evet. İkinci logaritmayı çözelim. x eksi 5 küçüktür 3 üzeri 4 yani 81. Buradan x küçüktür 5'i karşıya atarsak 86. Ee, sonra Logaritmalı ifadelerde denklemler her zaman pozitif olmalı. Yani x eksi 5 büyüktür 0. Buradan x büyüktür 5 çıkıyor. Şimdi bu iki çözüm birleştirirsek x hangi aralıktaymış? 86'dan küçük, 5'ten büyük. Kaç tane x tam sayı değeri vardır? Kaç tane diye sorarsa üst sınırdan alt sınırı çıkarıyoruz. Sınırların x'te dahil olmadığı için bir daha çıkaracağız. Yani 80 tane. Evet gelelim 8. soruya. 8. soruda bir grafikle ilgili bir logaritma sorumuz var. Grafikte y eşittir logaritma 6 taban x fonksiyonu verilmiştir. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diyor bize. Burada şunu yapacaksınız. Şimdi x yerine 4 gelmiş. x yerine 4 verirseniz şurada x yerine 4 verirseniz şurası logaritma 4 taban 6 olacak. İkisine 9 verirseniz şurası da logaritma 4 taban 9 olacak. Peki şeyin alanı nasıl bulunurdu? Şu bizim tabanımız da zaten 5 birim. Bu bir yamuk. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yüksekliğimiz 5 oluyor. Böyle 2 ile bulunur. Yani ne demek istiyorum? Alt taban logaritma 4 taban 6 artı üst taban logaritma 4 taban 9 bölü a çarpı yüksekliğimiz yüksekliğimiz burada e, 9'dan 4 çıktı 5 bölü 2 ile bulunur. Ha düzeltiyorum şuralar 6'ymış. 6 taban 4, burası 6 taban 9. Düzeltmek gerekiyor. Evet, pardon. Orada hata yapmışım. Hı. Düzelttik. O zaman tabanlarımız aynı. E, sayıları çarpıyoruz. 6 taban 9 kere 4 36 çarpı 5 bölü 2 yapacaksınız. Şimdi burası da 6'nın karesi olduğu için logaritması gider. Orası 2 oldu. Yani şurası 2 oldu. 2 çarpı 5 bölü 2 iki yazıyoruz. 2'ler gitti. Cevabımız burada 5 oluyor. Evet geldik 9. soruya. Yine logaritmanın grafiği ile ilgili bir sorumuz var. Şekilde fx eşittir a taban x artı b fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre f11 kaçtır? Şimdi sorumuzun çözümüne geçince şöyle yapacaksınız. Burada f3 sıfıra gidiyor değil mi? Çünkü x eksenini kestiği için yazalım. f3 eşittir sıfır. Önce bunu kullanalım. Yani x yerine 0, 3 yazınca sıfır eşitleyeceğiz. Yani logaritma a taban x yerine 3 yazıyoruz. 3 artı b eşittir sıfır. Bu denklemi çözelim. 3 artı b eşittir. A üzeri 0 yani 1 logaritmadan kurtarınca b'yi buradan buluyoruz. Eksi 2. Sonra 5 yazınca 3'e eşitleniyormuş. X yerine 5 yazıyoruz. Yani f5 eşittir. 3 yazalım. X yerine 5 yazın. A taban 5 artı 5 artı b eşittir 3. Devam ettirelim. Burada logaritmayı çözelim. B yerine de eksi 2 yazın Tabii ki. 5 eksi 2. Şurası 3. 3 eşittir. Şurası karıştı. Evet. Ee, buradan e, B yerine eksi 2 yazınca 3 eşittir. A üzeri 3 olacak. Bunu da şu şekilde her tarafın küp kökünü alırsak şu şekilde A'yı yalnız bırakmak için buradan A eşittir. Küp kök 3 oluyor. Şimdi F11'e gelelim. F11'i nasıl bulacaksınız? Logaritma A dediğimiz ifade A yerine küp kök 3 yazıyoruz. X yerine 11 yazıyoruz. B sayımızda eksi 2. Şurası 9 oluyor. 11 eksi 2 yani 9. Küp kök 3'ü de şöyle yazalım. 3 üzeri 1 bölü 3. Şurası da 9. 9 da 3'ün karesi. Şimdi, şimdi arkadaşlar taban ve logaritması alınan ifadelerin tabanları eşit ise Sonuç sayıların oranlarıdır. Yani kuvvetlerin oranı 2 bölü 1 bölü 3 yazıyoruz. Ters çevirip çarparsanız 2 kere 3 6 olacak cevabımız. Geldik 10. soruya. Şimdi a 2 n-1 eşittir. n artı 3 bölü 3 n-2 olduğuna göre a n artı 1 dizisinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu tür sorular biraz uğraştırıcı sorular açıkçası. Eğer test olursa test için ayrı bir çözüm yapacağım ama normal matematik klasik sınav olursa onu nasıl yapacaksınız ona gelelim. Şimdi fonksiyonlarda olduğu gibi şunun bir tersini alalım. Yani 2n-2x-1 olarak düşünün. Bunun tersini alalım. n artı 1 bölü 2 olacak. Şurada n yerine n artı 1 bölü 2 yazıyoruz ikisinde de. Bu bize an dizisini yani dizinin ilk durumunu verecek. an dizisini bulmuş olacağız. n yerine n artı 1 bölü 2 yazıyoruz. n artı 1 bölü 2 artı 3. Sonra 3 ile çarpın 3n olduğu için 3 ile çarpın şurayı 3n artı 3 bölü 2 eksi 2. Payda eşitleyelim. Ee, 2 kere 3 6 n artı 7 bölü 2. Şimdi şurada da payda eşit derseniz burası şurası 3 en 4 çıkarıyoruz. Eksi 1 bölü 2 olacak. Bunu da ters çevirip çarpalım. Şu şekilde geldi. İkiler gitti. Biz a n dizisini bulduk. n artı 7 bölü 3 n eksi 1. Şimdi bize a n artı 1 lazım. Bu a n dizisiydi. a n artı 1 için Artık burada en yerine n artı 1 yazacaksınız. n artı 1 yazıyorum. Artı 7 en yerine n artı 1. 3 ile çarpalım n artı 1'i. 3 n artı 3 eksi 1. Yani n artı 8 bölü 3 n artı 2 oluyor. Yani cevabımız burada a şıkkı oluyor. Şimdi ikinci yol değer vererek yapabiliyoruz. Şurada en yerine bir sayı seçin. Tabi bu A negatif olamaz. Yani şurası negatif olmaz. A eksi 5 diye bir terim olmaz. Terimlerimiz 1 ile başlar çünkü. En yerine diyelim ki kaç seçelim? En yerine 2 seçtik. O zaman en yerine 2 yazınca A3'ü buluruz. 2 yazalım. Payımız 5. Paydamız kaç oluyor? Bakalım 3 kere 2. 6. 2 çıkar 4. 5 bölü 4. Şimdi geldik şuraya. A3'ü elde etmek için n'e kaç vermelisiniz? n'e 2 veriyoruz. Burada A3'ü bulmuş olacağız. A3 5 bölü 4. Şimdi şıklarda en yerine 2 yazdığında 5 bölü 4 olan şıkkı arıyoruz. A şıkkına bakalım. En yerine 2 yaz 10 bölü 8. Sadeleştir 5 bölü 4. Evet cevap A şıkkı. Bu kadar basitti arkadaşlar. Bu yolda deneyebilirsiniz. Birinci yolda deneyebilirsiniz size kalmış artık. Hangisi sizin kafanıza daha çok uygun yattıysa onu kullanın. Şimdi gelelim. A n artı 3 eşittir 4 n artı 10 bölü n artı 7 dizisi veriliyor. Buna göre a n dizisinin kaç terimi 2'den küçüktür? Şimdi a n dizisini bulmak için şurada n yerine n artı 3'ün tersi n eksi 3 yazın. Bu da bize a n dizisini verecek. n yerine n eksi 3 yazıyoruz. a n dizisini bulduk. n yerine n eksi 3 yazıyoruz. 4 ile çarp. 4 n eksi 12 artı 10. Bölü n eksi 3 artı 7. Tekrar söylüyorum. n yerine n eksi 3 yazdık. Şimdi şurası ne hale gelir? Bakalım. 4n eksi 2 bölü n artı 4. Kaç terimi? 2'den küçüktür. Küçüktür 2 yazalım. Sakın işler dışarı yapmayalım. Bunu bu tarafa attık. Buradan 4n eksi 2 bölü n artı 4 eksi 2 küçüktür 0 yazdık. Bunun paydasında 1 var. Şunu n artı 4 ile payda eşitleyelim. Yani 4 n eksi 2. Iki, eksi 2 ile çarp eksi 2 n eksi 8. Bölü n artı 4. Küçüktür 0. Buradan e, payımız 2 n eksi 10 bölü n artı 4 küçüktür 0. Şimdi payı sıfır eşit dersek n eşittir 5 gelir. Paydayı sıfır eşit dersek n eşittir eksi 4 gelir. Şimdi iki tane kök bularsak e, geçen seneden hatır, eşsizlikleri hatırlayın. Ama daha işleyeceksiniz pardon. E, tablo yapacaksınız. Bu eksi 4 burası 5. Tablomuzu şöyle yapıyoruz. İkisi de artı olduğu için artıya başlıyoruz. Artı eksi artı. Evet eksiler e, bu dizinin negatif olduğu bölge. Eksi 5 ile eksi, e, artı beş pardon. Eksi 4 ile artı 5 arası dizinin negatif olduğu bölge. Tabi en yerine eee sayma sayılar yazılabiliyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5'i yazamayız eşittir 0 demediği için. Kaç terimi? O zaman 4 tane terimi 2'den küçük olmuş oluyor. Gelelim 12. soruya. 12. soru A n dizinin ilk n terimin toplamı S n eşittir. 2 n kare artı 5 n eksi 1 olduğuna göre A 6 kaçtır? Şimdi S n demek n yerine ne yazarsan o terime kadar olan sayıların toplamı demektir. En yeni bir 6 yazalım. Bu S6'yı verir. S6 eşittir. En yeni 6 yazıyoruz şurada. 6'nın karesi 36. 2 ile çarp 72. 2. Bir kenarda hesaplayalım. Artı 30. Eksi 1. Yani 101 yapıyor. Bir de S5'i bulacağız. Bir küçüğünü her zaman bu tür sorularda. 5 yazalım. 5 kere 5 25. 2 ile çarp 50. 5 kere 5 25. 1 çıkar 74 oluyor. Şu ne demek biliyor musunuz? A1, A2 nokta nokta A6'ya kadar olan terimlerin toplamı demektir. İlk 6 terimin toplamı 101. Şu da ilk 5 terimin toplamı A1, A2 nokta nokta A5'e kadar olan toplam 74. Ne yapalım? Üsttekinden alttakini çıkaralım. Yani şunları eksiyle çarpalım. Çıkaralım. Burada A1 gidecek. A2 gidecek. A3, A4, A5 de gidecek. A6 kalacak sol tarafta. Sağ tarafta ise 101'den 74'ü çıkarmamız gerekiyor. 101'den 74'ü çıkarınca bu da kaç yapacak? 27 yapacak arkadaşlar. Cevabımız 27 oluyor. Şimdi geldik 13. soruya. Genel terimi AN eşittir 2N-1 olan bir dizinin ilk N terim toplamı SN'dir. Buna göre 1 artı AN bölü SN ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi burada arkadaşlar SN formülümüz şu şekilde bulabiliyoruz. SN eşittir N bölü 2 A1 artı AN şeklinde bulabiliyoruz. Şimdi bu SN yerine bunu yazdık. Yani 1 artı AN bölü N bölü, bölü 2. A1'i bulalım. Yani şurada en yerine 1 yazın. 1 yazınca 2 çarpı 1 eksi 1 artı A n. Devam edelim. 1 artı A n bölü n bölü 2. Şurası 1 yapıyor. 1 artı A n oldu. Bakıyoruz pay ve payda birbirini sadeleştirdi. 1 bölü n bölü 2 kaldı. Bunu da ters çevirip çarparsak 2 bölü n olacak cevabımız. Geldik 14. soruya ne diyor? Bir atletik dizide A3 artı A4 artı A12 artı A13 132 olduğuna göre ilk 15 terimin toplamı kaçtır? Yani S15'i soruyor. S15'i şöyle yazabiliriz az önce yaptığımız gibi. 15 bölü 2. 15 bölü 2. Çarpı A1 artı A15 yazalım. Şimdi bunların hepsini A1 türünden yazalım. Ya da A1 türünden yazmayalım. Şöyle düşünelim. A 3 ile A13'ün toplamı A 4 ile A12'nin toplamı sizce ne yapar? A3 ile A13'ün toplamı arkadaşlar A 2 tane A8 yapar. Şurası da 2 tane A8. A4 ile A12. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Çünkü A4 artı A12 bölü 2 A8'dir. Şu ikisinin bakın 4 ile 12'yi topluyoruz. 2'ye bölüyoruz. 8 yapıyor. İşler dışarı yaparsak şurası 2 A8 olmuş olacak. O zaman 132 diyelim. Buradan 4 tane A8 eşittir 132. 132'yi 4'e bölelim. A8'i bulmuş olacağız et evet, bölelim. 30 kaç oluyor? 34 oluyor. Şimdi şurada getirelim. Şurası da benim için 15 a s 15 15 bölü 2. Yine bakın şu alt indislerin toplamı 16 yapıyor. 2'ye bölerseniz burası 2 a 8 yapacak. O zaman 15 bölü 2 çarpı 2 çarpı a 8 yerine de 34 yazalım. Şu ikiler gitsin. Cevabımız 34 kere 15. Bu da ne yapacak? 340 170 daha. 0, 1, 5. 510 yapıyor cevabımız. Geldik 15. soruya. 15. soruda bir geometrik dizide A4 48 artı A2, A3 16 artı A1 olduğuna göre A5 kaçtır? diyor bize. Burada 15. soruda şöyle yapalım. Bunların hepsini A1 türünden yazalım. Yani A4 eşittir A1 çarpı R küp olur. Şimdi A2'yi de bu tarafa atalım. Bunu da A1 türünde yazalım. A1 çarpı R yazalım. Eşittir 48. Şimdi şurada da A3 A1 türünden A1 çarpı R kare olur. Zaten A1'i sol tarafa atıyoruz. A1 değişikliğe uğramasına gerek yok. Şimdi bu tarafları taraf tarafa oranlayalım. Üst tarafı A1 çarpı R parantezini alıyoruz. Buradan R kare eksi 1 kaldı. Alt tarafı da A1 parantezini alalım. Bu da R kare eksi 1 oluyor. 48'i de 16'ya bölersek burası 16, 3 olacak. Şunlar sadeleşti. Işte, A1'ler de sadeleşti. Işte. Buradan R'yi bulduk 3. Şimdi R'yi kullanalım. Şurada bunun yardımıyla e, A1'i bulalım. R yerine 3 yazıyoruz. 3 yazınca R kare 9. Burası 9 A1 eksi A1 eşittir 16. Buradan 8 A1 eşittir 16. A1 eşittir 2. Şimdi geldik A5'i bulmaya. A5'i de şöyle yazalım. A5 eşittir. A1 çarpı R üzeri 4. A1'imiz 2. R üzeri 4 yani 3 üzeri 4 yapacaksınız. Bu da 2 çarpı 81'den cevap 162 olacak. Evet arkadaşlar bu da güzel bir soruymuş. Şimdi geldik son soruya. Bir geometrik dizinin ilk 3 terim toplamı ilk 6 terim toplamına oranı A3 A küp bölü 1 artı A küp olduğuna göre dizinin ortak çarpanı aşağıdakilerden hangisidir? Yani geometrik dizi için S3 bölü S6 A küp bölü 1 artı A küpmüş. Yapalım. Ee, bunu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Ee, i̇lk 3 terimin toplamını şöyle yapıyorsunuz. A1 çarpı 1 eksi R küp bölü 1 eksi R. İlk 6 için A1 çarpı 1 eksi R üzeri 6 bölü 1 eksi R yapacaksınız. Eşittir. Burada yapacağımız bir şey yok. Aynen yazıyoruz. Şimdi burada dikkat ederseniz abiler gider. Paydalar gider. Şunu yapalım. 2 kare farkı yapalım şurada. Yani 1 eksi r küp bölü. 2 kare farkından 1 eksi r küp çarpı 1 artı r küp olacak. Eşittir a küp bölü 1 artı a küp. Şimdi dikkat ederseniz şunlar gitti zaten. 1 bölü 1 artı r küp kaldı. Bunu da ters çevirelim. 1 artı r küp eşittir. 1 artı a küp bölü a küp. Şimdi 1'i karşıya atalım. Yani sağ tarafa r küp eşittir. 1 artı a küp bölü a küp eksi 1. Şimdi payda eşit dersek burada da a küp de payda eşit diyoruz. 1 artı a küp Eksi a küp bölü a küp oldu. A küpler gitti. Buradan r küp eşittir. 1 bölü a küp oldu. Her tarafın küp kökünü alırsak r eşittir. 1 bölü a çıkıyor arkadaşlar. Her tarafın küp kökünü alıyoruz. Evet arkadaşlar yazın sorularımızı bu şekilde bitirdik. Umarım sizler için verimli bir çalışma olmuştur. Aşağıda yorum kısmına yorumlarınızı yaparsanız kanalımızı takip edip abone olursanız bizlere destek vermiş olursunuz. Sizler için diğer yazılarda da yazılı videoları hazırlayacağız. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.